Muhabbet Kuşları Dünyası kanalımdan hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar yine sizlere faydalı bir video için bugün karşınızdayım. Belki bu videonun paylaşımı ben tatildeyken olacak. Belki ben yokken olacak. Çünkü arkadaşlar tatildeyken sizler için güzel videolar hazırladım. Bunları sırayla 2 gün arayla paylaşacağım arkadaşlar. Kısa videolar olacak, faydalı öz videolar olacak. Şu anda işte hastalıklarla ilgili videolar olacak. Şu anda yaz aylarında karşılaştığımız hastalıklarla ilgili videolar olacak. Arkadaşlar bugünkü konumuzu hemen gireyim arkadaşlar, fazla lafı uzatmayayım. Şimdi arkadaşlar bugünkü konumuz bana en çok gelen sorulardan biri olan salmada muhabbet kuşu üretimi. Şimdi arkadaşlar bu konuda sizlere yardımcı olacağım. Şimdi salmada muhabbet türü kuşu üretimi nasıl olur? Bugünkü konumuz bu. Arkadaşlar ben salmaya başladığım zaman gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar 6 yuvalık orada varken 9 yuvalık burada vardı. Ekstradan bir tane bu üstte var. Ekstradan bir de burada yuvalık var arkadaşlar. Yani ben buraya 6-7 çift kuş koymuştum. Bu kadar yuvalık koydum. Nedenini sizlerle açıklayayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar salmada kuşlar, dişi kuşlar kolay kolay yuva beğenmezler arkadaşlar. Genelde yüksek yuvaları beğenirler. Neden yüksek yuvaları beğenirler? Arkadaşlar kuşlar kendilerini yüksekteyken daha özgür hissederler ve daha insanlardan uzak hissederler. Ve tehlikelerden uzak hissederler. Yavrularını, yumurtalarını bu şekilde daha rahat yumurtlayıp daha çok yavru verebilecekleri için, hani daha rahat yavru verebilecekleri için salmada özellikle muhabbet kuşları yüksek yerdeki yuvaları tercih ederler. Ben de bu yüzden birçok videomda sorularda, yorumlarda kafeslerinizi, yuvalıklarınızı yüksek yerlere koymanızı sizlere tavsiye ettim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar muhabbet kuşu üretiminde salmada üretim yapmak istiyorsanız öncelikle kuşunuzun salmada üretim yapmaya uygun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Nasıl edebilirsiniz? Kuşunuzu bir ay süreyle salmada bırakırsınız. Yuva seçip yumurtluyor mu, yumurtlamıyor mu, yuvalara ilgi duyuyor mu? Şimdi arkadaşlar salmada muhabbet kuşu eğitimini anlatırken salmada muhabbet kuşu eğitiminin faydalarını ve zararlarını da size anlatacağım. Şimdi arkadaşlar salmada muhabbet kuşu üretimi yapmak istediğiniz zaman şöyle söyleyeyim size. Bunun hani önemli faydalı yanları da çok, bazı zararlı yanları da var arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar muhabbet kuşunuzu salmada veya kafeste nasıl ayırabilirsiniz? Hani nasıl seçebilirsiniz? Size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bana daha önce kafeste eş olmuş uzun dönem bir sene boyunca hiç yavru yapmamış kuşlar geldi. Ben bunları salmaya bıraktığımda hemen yuva seçip kuşlar yumurtladılar. Bunun sebebini de söyleyeyim size arkadaşlar. Kuşlar salmada neden verimli olur? Salmada şu yüzden verimli olur. Kuşlar salmada çok muhabbet kuşu olduğu için sürü psikolojisinden, yavru sesinden, birbirlerinin çiftleşme seslerinden etkilenerek daha hızlı bir şekilde yavru verirler. Yani salmanın faydalarından biri bu. Salmanın faydalarından bir diğeri ise muhabbet kuşları burada devamlı rahat hareket edip yani bayağı bir uçuş yaptıkları için salmadaki bir muhabbet kuşu kesinlikle yağlanmaz arkadaşlar. Salmadaki kuş yağlanmayacağı için nasıl ki düşünün siz devamlı günlük spor yapıyorsunuz. Sağlıklı ve zinde olursunuz değil mi arkadaşlar? Kuşlarda da böyle arkadaşlar. Bu muhabbet kuşları salmada devamlı uçtukları için kuşlarda yağlanma olmuyor. Bu şekilde de daha sağlıklı yavru verebiliyorlar ve daha hızlı yavru verebiliyorlar. Yani kafesteki bir kuş yağlandığı için ikinci üçüncü kuluçkadan sonra yorulabildiği gibi salmada olan kuş kesinlikle böyle bir sorunla karşılaşmıyor arkadaşlar devamlı hareket halinde olduğu için. Şimdi size zararlı bazı yanlarını söyleyeyim arkadaşlar. Salmada şöyle bir durum var arkadaşlar, kavga çok oluyor özellikle dişi muhabbet kuşlarında yuva seçimlerinde. Mesela şu köşedeki yukarıdaki kuş en köşedeki yuvayı seçti, daha önce şu karşıdaki yuvadaydı. Bakın onun yanından çıkan beyaz kuş da o karşıda köşedeki, şu an karanlık olduğu için orada tam göremiyorum, bakın köşedeki en üstteki yuvanın yanındakini seçmişti.
O ikisi kavga etti arkadaşlar. Ağızlarında bunların da kan vardı. Bu şekilde daha sonra bu kuş yaralandığı için kendisini geldi. Burada başka bir yuva seçti. Ve onun yanında da bir kuş, şu anda bakın yem veren kuş. Tepeli kuşlarım. Erkek tepeli, dişi tepesiz. Bu kuşlarım da o köşedeki yuvada yavrularını büyütüyorlar arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar, şimdi salmada verim alamadığınız kuşları kafese çekiyorsunuz. Mesela benim şöyle yaptığım gibi. Mesela bu salmada yumurtladı, verim alamadım. Ben de bunu kafese çektim. Şimdi bazı kuşlar salmada verim vermeyebiliyor. Onları da kafese çekerek kafeste yavru çok rahat alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, ben size tavsiyelerimde salmada üretim yaparken, bakın salma düzenini falan kurarken şöyle bir dikkatlice bakın. Bakın, yemlikleri uzun ve üstü açık yemlikler. Aralarda ekstra verebileceğiniz yulaf, aspur verebileceğiniz küçük yemlikler. Şöyle mesela ben buraya yumurta kabuğu koyuyorum. Ortaya yulaf, aspur veriyorum. Ve şöyle büyük boy soluklar arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ve yere de şu şekilde yüksek yere de ekstra yem koyabilirsiniz, havuz koyabilirsiniz. Ben havuzu gördüğünüz gibi arkadaşlar, banyolarını şu şekilde koyuyorum. Banyo sularını da 2 günde, 3 günde, haftada bir kere değiştiriyorum arkadaşlar. Birbirlerinden hastalık kapmasınlar diye. Arkadaşlar, şimdi salmada muhabbet kuşu üretimine geçerken öncelikle gördüğünüz gibi duvarları, tahtaları kireçlemeniz gerekiyor. Çünkü ileride oluşabilecek hastalıklara karşı bir önlem arkadaşlar. Ben şimdi burayı devamlı ilaçlıyorum arkadaşlar. Yerleri, sağa solu yüksek olan yerleri, köşeleri, bakteri oluşabilecek yerleri ilaçlıyorum arkadaşlar. Salmada üretime başlamadan önce mutlaka dezenfekte etmeniz lazım. Bu şekilde daha başarılı olursunuz. Çünkü kuşların bir tanesi hastalandı mı hepsine geçer. Şimdi normalde beni izleyen arkadaşların çoğu şu anda hani kafeste üretim yapıyor. Salmada pek üretim yapan yok ama salmada üretim yapmak isteyen çok arkadaş var. O yüzden de hani ben bunları anlatıyorum ki hani ileride salmada kuş üretimi yapmak istediğiniz zaman nelere dikkat etmelisiniz. Aynı şekilde arkadaşlar, aydınlatma da çok önemli. Aydınlatma, eğer pencereniz varsa pencereden, iki pencereden aydınlatma ile çok rahat ışıklandırma yapabilirsiniz. Bu sefer de şöyle söyleyeyim size, elektrik yakmanıza gerek kalmaz. Ben de burada yakında zaten güneş enerjisine geçeceğim. Şu anda da şu şekilde zamanla ilgili saatle daha önce de detaylarını anlattım. Belirli saatlerde ışığın yanıp sönmesini sağlıyorum. Arkadaşlar, salmada muhabbet kuşu üretimi yaparken dediklerime dikkat edin. Eğer kuşunuz kafeste verim vermiyorsa salmada kesinlikle deneyin derim. Ben çok faydasını gördüm kafeste üretim alamayan arkadaşlardan. Şimdi kafeste üretim yapıyorsanız da bakın arkadaşlar, çift bölmeli kafeslerde size önemli bir detay daha veriyorum. Videolarımı izleyen arkadaşlar bakın, bunu kaçırmayın. Bu bir çift tane kafes. Normalde arada tel var. Ben oteli neden kullanmıyorum? Bakın otel de burada. Şimdi oteli neden kullanmıyorum? Bakın, bir çift kuşum burada var. Bir çift kuşum burada var. Yuvayla da ilgileniyorlar. Şimdi ben bunu neden böyle yaptım arkadaşlar? Eğer bu şekilde çift tane kafes kullanıyorsanız, çift tane kafeslerde eşler birbirlerine yakın olmaması gerekiyor. Yakın oldukları zaman yine tereddüt altında kalıyorlar ve yumurtlamıyorlar arkadaşlar. Araya bölme koyduğunuz zaman her iki kuştan da verim alıyorsunuz arkadaşlar. Bunu daha önceki videolarımda kesinlikle yavruları, yumurtaları gösterirken görmüşsünüzdür arkadaşlar. Hani görmeyen arkadaşlar da bakabilirler. Arkadaşlar, sizlere daha merak ettiğiniz konular hakkında yorumlardan cevaplar vereceğim arkadaşlar. Yuvalık ölçüleriniz de arkadaşlar 18-18 olacak. Hani büyük boy olması lazım. Büyük boy yuvalıkları daha çok tercih ediyorlar. Yavrular ezilmiyor. Çarpık bacak sorunu olmuyor arkadaşlar. Onun haricinde şu şekilde yuvalık da tercih edebilirsiniz. İçinde kendi plastik kolluğu olan bir yuvalık. Bunu da tercih edebilirsiniz. Ben bunu jumbo kuşlarımda, şov jumbolarda kullanıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradaki sarı şov jumboda da aynısını kullanıyorum. İşte arkadaşlar, salmada muhabbet kuşu üretimi yaparken bakın burada size bütün detayları gösteriyorum. Tünekleri, uzun tünekleri, yemliklerin önünde bulunacak tünekleri. Bakın şöyle içeriden de göstereyim. Bakın kuşların konabilecekleri, yemliklerin zaten önünde kendi konabilecekleri yerler var. Bakın burada uzun bir ağaç, bu orijinal ağaç arkadaşlar.
Bu ağaç, benim burada plastik pek yok arkadaşlar. Neden? Bakın, genelde hep tahta. Bu da mantarı önlediği için arkadaşlar bu şekilde yaptım. Yani benim bu alanımı soranlar var arkadaşlar. Mesela buranın boyu 1,80, eni de bu köşe olarak geldiği zaman burası 2 metreye yakın geliyor arkadaşlar. Bu tarafta 1,70-1,80 yükseklik de şurası, bakın şurasını görüyorsunuz. Burada hani buralara kafam değmiyor ama yani şuralara kafanız değebilir. Yükseklik mümkün olduğunca yüksek olması daha iyi olur arkadaşlar. Hani 2 metre bir yükseklik varsa, mümkünse 2 metre, 2,5 metre yüksek bir yerde yaparsanız, yuvalıklarınızı da yüksek yere de koyarsanız çok verim alırsınız. Son olarak size tavsiyem arkadaşlar, muhabbet kuşları çiftleşme sesi videom var arkadaşlar. Bununla ilgili de video çekeceğim. Bunu dinletirseniz etkiyi görürsünüz. Kuşlarınızla çiftleşmesini görürsünüz diyorum arkadaşlar. Videomu sonlandırıyorum arkadaşlar. Videom faydalı görüyorsanız arkadaşlar, like butonuna tıklamayı unutmuyorsunuz. Videolarımızı da paylaşın. Abone olarak videolarımı devamında kaçırmayın diyorum arkadaşlar. Hepinize sevgiler, selamlar arkadaşlar.